Önemli bir konu organ nakli. Yeterince yapabiliyor muyuz? Uzmanların söylediklerine göre hayır. Bakın İstanbul Şişli'de Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 2022 yılında, yani geride kalan 9 ayda sadece 10 hastaya kadavradan böbrek nakli yapıldı. Başhekim Profesör Doktor Özgür Yiğit, her gün nakil yapabilecek bir merkeziz. Keşke yapabilsek ama yeterli donör bulamıyoruz diyor. Organ bağışının dikkatine, önemine bakın nasıl dikkat çekti. Ben kaç ameliyata... Ocak ayından itibaren şu ana kadar yaklaşık 10 civarında böbrek transplantasyonu yapabildik. Aslında biz belki her gün bir tane, haftada belki 1-2 tane böbrek transplantasyonu yapacak durumdayız ama yeterli sayıda donör bulamıyoruz. Yılbaşından bu yana her gün nakil yapabilecek bir merkez ama neredeyse ayda sadece bir nakil yapabildiler. Türkiye'nin en köklü kamu hastanelerinden Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi yılbaşında yeni yerine taşınmış, organ nakli merkezi ruhsatı da yenilenmişti. Hasta servisleri 5 yıldızlı otel konforunda olan merkezde yeterli sayıda kadavradan bağış olmadığı için neredeyse hiç nakil hastası yatışı olmadığı öğrenildi. 7 yıldır bekliyorum, bağış olmadan dializden kurtulma şansım yok. Nakil ameliyatları pek çok ülkede yüz binlerce dolara yapılırken Türkiye'de ise ücretsiz, ancak donör bulmak zor. Yurt dışıyla kıyaslanmayacak kadar ücretsiz bir şekilde ülkemizde gerçekleşmekte ve hiç hastamızın cebinden, transplantasyon yapılan hastamızın cebinden 5 kuruş çıkmamakta. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre şu anda kornea nakli bekleyen 500'e yakın hasta var. Hastalar yalnızca hayatını kaybetmiş kişilerden nakil alabiliyor. Genellikle ciddi görme kaybı yaşayan, bir gözünde veya iki gözünde bunu yaşayan ve günlük hayatını sürdürmekte zorlanan hastalar. Çocuk hasta grubumuzda mevcut. Aynı zamanda erişkin ve daha yaşlı hasta grupları da kornea nakli bekliyor. Bu hastalar ancak yaşamı yitirmiş bir kişiden alınan kornealardan faydalanarak nakil olabilmektedir. Kornea nakli olduğum zaman, odama geldiğim zaman gözüme damla damlatmak için bandı açtıkları anda birdenbire ortalık o kadar aydınlandı ki, karşımdakinin yüzünü gördüm, o kadar mutlu oldum ki tarif edemem. Onun için herkese çok teşekkür ederim. Organ bağışı çok önemli.